Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün Zuba'ya gelen dengeleme değişiklikleri hakkında sizlere aydınlatıcı ve bilgilendirici video çekmek istedim. Çünkü gerçekten artık canımıza tak eden karakterler var. Veyahut da artık bu karakterin devri bitti abi, hiçbir şekilde oynanmıyor dediğimiz, yani bundan hiç mutlu olmadığımız karakterler var. Bunların hepsine güzel bir şekilde dengeleme değişiklikleri getirdiler. İsterseniz yavaştan hangi karakteri ne tarz dengeleme değişiklikleri gelmiş, hangileri yükselirken hangileri azalmış, bunlar hakkında konuşalım. Evet, şimdi arkadaşlar bu güncelleme 10. ayın 2'sinde geldi. Yani bugün de ayın 6'sı olduğuna göre 4 gün önce bu dengeleme değişiklikleri oyuna eklendi arkadaşlar. Evet, neymiş bu dengeleme değişiklikleri, isterseniz başlayalım. Yeni bir klan savaşı kampanyasıyla birlikte bir dengelemesi zamanı geldi. Önümüzdeki hafta 7 karakter yeniden dengelenecek diyor arkadaşlar. Yani önümüzdeki hafta dediğine göre bu ayın 9'una kadar, yani daha 3-4 güne kadar vakitleri var arkadaşlar. Evet, bu değişiklik olacak, bu dengeleme değişikliği olacak ama daha uygulandı mı uygulanmadı mı bilmiyorum. Yani en son gelen güncelleme, ben daha güncellemedim, bilmiyorum, yayından sonra çok bakmadım. Yani düşündüğüm kadarıyla uygulanmıştır diye düşünüyorum ama daha dediğim gibi güncellemediğim için tam net bir bilgi vermiyorum size, veremiyorum. Evet, ilk önce dengelenmesi gereken karakterimiz Larry'miş arkadaşlar. Larry ne diyor? Öncelikle HP'si %10 artacak. HP'si gerçekten Larry'nin çok azdı. %10 gerçekten güzel bir rakam arkadaşlar. Larry için yeterli. Ayrıca aktifin çalışma şekli de değişti. Artık 5 saniyeden 6 saniye görünmez kalabiliyormuş. Bu da çok iyi abi. Larry'nin çünkü aktifi çok sağlam bir aktif değil. Özellikle yeni bu pay to win tarzı eşsiz öğeler geldikten sonra görünmez kalmasının çok bir anlamı yok. Çünkü aktifiyle feromon atan bir karakter olduğu için millet boşu boşuna aktifine basmıyordu. En azından bir saniye yükseltilmesi Larry'yi düz oynayanlar için daha güzel bir hale getirecek. Bekleme süresi ise bir saniye daha artıyor diyor. Yani bir saniye daha fazla görünmez kalıyor. Bu dediğimiz gibi Larry'yi ekstra düz oynayanlar için çok daha güzel bir hale getirecek. Şimdi gelelim en can alıcı noktasına. Mızrak saldırı hasarı %12,5 arttırıldı. Bu çok iyi bir rakam arkadaşlar. Yay ateşi hızı diyor %4,2 azaltıldı. Yani bu yay gerçekten Larry için bulunmaz bir veli nimetti. Tarmalı tak 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 atıyordu ama bunu azaltmışlar. Fakat pompalı tüfek patlamasının hasarı %10 artırıldı ve patlama açısı 2 katına çıkarılmış. Burada zaten yayın hasarının azaltılması burada olayı çok rahat dengeliyor arkadaşlar. Ya pompalı zaten Larry'nin en fazla hasar veren silah ve şöyle vuracağına böyle vuracak artık. Yani bir Frank kadar olmasa da bayağı bir arttığını söyleyebiliriz pompalısının yarıçapı. Sıradaki karakterimiz Jade. Ne diyor? İlk olarak hızı %20 artıldı. Şöyle bir dipnot açayım, ekstra bir şey söylemem lazım gençler. Jade oyunun en fazla nerf yiyen karakteri. Üst üste bu dengeleme yamasında 7 kere nerf yedi. Şimdi seneler sonra ilk defa Jade'e bir buff geliyor arkadaşlar. Ne diyor? Hızı %20 oranında artırıldı. Jade zaten vurkaç bir karakter olduğu için hız olarak konuşmamız lazım bu karakteri. Silahlarında 360 saldırılı mızrak hasarı %33 artırıldı. Muazzam bir hasar abi, muazzam. Bomba atışı hasarı %10 azaltıldı. Tamam, bombasının çok bir anlamı yoktu. Bekleme süresi 5 saniyeden 3,5 saniyeye düştü. Tamam, bomba çok fazla bir işimize yaramıyor ama attıktan sonra 5 saniye beklemek nerede? 3,5 saniye beklemek nerede? O aradaki 1,5 saniye gerçekten bizim için çok önemli oluyor. Üçüncüsü, pasifinin artık geri tepmesi var diyor. Hadi deneyelim. Yani pasifimiz neydi? Tırmalamak, tırmık atmak, pençe atmak. Tırmıklayınca da rakibi böyle biraz geri atıyorsunuz. Yani bu da gerçekten çok güzel, geri tepme eklenmesi de Jade'i bu saatten sonra bayağı oynanan oyunların arasına ekleyeceğini, oynanan karakterlerin arasına ekleyeceğini söyleyebilirim. Bali'ye de güncelleme gelmiş. Daha erken erişimden çıkmadı ama demek ki deniyorlar veyahut da oynayanlar bir geri bildirim yapmış. HP'si %14 artacak. Zaten tank bir karakter, deyince tank karaktere getireceğiz diyorlar. Ne diyor? Aktif yeteneği kullanırken bir hedefi gövdeye çarptığınızda daha büyük bir kalkan fark edeceksiniz. Yani rakibi böyle aktifinizle böyle hop yukarı çıkartıyorsunuz ve bir de yere vuruyorsunuz. Bunu yaparsanız artı %33 daha fazla kalkan kazanmış olacaksınız. Yani tank bir karakteri daha da tank bir hale getirmişler. Silahlarına gelince yay atış hasarı %12 azaltıldı diyor ama geri tepmesi artırıldı diyor. Mızrak hasarı %33 artırıldı. Jade gibi %33 artırılmış mızrak hasarı. Pompalı tüfek patlaması %12 artırıldı. Bu karakteri daha oynamadım ama gerçekten sağlam bir tank olacağı benziyor.
Evet, şimdi geldik. Pile geldik. Pilin dengeleme değişikliğini çok beğendim arkadaşlar. Çünkü herkes deli gibi pile oynuyor. Yani bizim takipçiler de var. 5 seviyede adam 2000 kasmış. Yani küçümsemek için söylemiyorum ama 5 seviyede sen nasıl 2000 kasıyorsun o kadar feromonlu adamların arasında? Hayret, çünkü karakter efsane bir karakter. Çok fazla dengesiz bir karakter. Evet, HP'sini %13 azalttık. Bu gerçekten güzel oldu. HP'si azalsın ki artık benim bir tane vurduğum zaman abi adamın tek yemesi gereken yerde şu kadar hasar yiyor. Lan ben 7 seviye şiş, 10 seviye şişme kasla 7 kill alıp hayvan gibi şişmişim. Dük gibi bir karakterle efsanevi tüfekle vuruyorum. Adamın şu kadar canı gidiyor. Tek yemesi lazım normalde. Evet, ne diyor? Artık başka bir eşya topladıktan sonra ilk bekleme süresinde azalma var diyor. Yani biliyorsunuz bir eşyanın üzerinden geçip bunu alırsanız saniyesinde hemen başka bir yere daha aktifinizle uçabiliyordunuz. Artık bir bekleme süresi yapmışlar. Ne diyor? Yay hasarı %13.6 düşürülmüş. Yani düşürülmüş, %13.6 olmuş. Bomba atışı %6.7 oranında güçlendirildi. Tamam, bomba atışı çok kullanılmıyordu pilde. Sadece mızrak ve yay hasarı ekstra hasar veriyordu. Şimdi yay hasarını düşürmüşler, bombayı da güçlendirmişler. Güzel. Ursula'nın HP'si %10.2 azaltıldı. Silahlarında yayı diyor ki %20 hasarını azalttık ve bekleme süresini 4 saniyeden 5 saniye çıkardık. Pompalı tüfekte hasarı 3.7'den artırılmış ve bekleme süresi 3 saniyeden 3.5 saniye çıkarılmış. Son olarak mızrak saldırısı da %5 artırılmış. Burada anlayacağımız arkadaşlar, bütün karakterleri mızrakta buff getirmişler, yukarı çekmişler. Evet, Lizzie'ye gelecek olursak en beğendiğim şeylerden biri de Lizzie oldu. Lizzie hep pasif kalıyordu çünkü eskiden en çok oynanan karakterlerin arasında yer alıyordu. Çünkü support bir karakterdi. Squad'lara, 5'lilere, 3'lilere, 2'lere, işte ne bileyim ölüm maçlarına Skippy diyorum. Lizzie olmazsa olmazdı. Ama artık kupası azaldığı için bu takımlı maçların herkes solo moduna geçti. Lizzie de solo modunda çok oynanabilen bir karakter değildi. Şimdi HP'si %37.5 artırılmış. Muazzam. Muazzam abi. Efsane. Muazzam bir artış gerçekten. Ne diyor? Bekleme süresi düzeltiyorum. HP'si 37.5 oranında artırıldı. Silahlarımızdan ikisini geliştirdik diyor. Mızrak saldırısı %12.5 artmış ve menzil %28 artmış abi. Harika, muazzam. Evet, sıradakine gelelim. Bomba atışı bekleme süresi 4 saniyeden 2.5 saniye düştü. Karakterde tamamen buff var. Hiçbir şekilde nerf yok arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Lizzie bu saatten sonra biraz daha sağlam oynanabilir. Evet, Vanda'ya gelecek olursak büyük bir değişim geçirdi diyor. Öncelikle HP'si %11.1 azaltıldı. Aktif yeteneği artık saniyede %33 daha az kalkan üretiyor. Ancak içgüdü yeteneği %100 iyileştiriyor diyor. Ne diyor? Üçüncü aktif yeteneği düşmanlarına karşı kalkan zayıflatması %25'e düşürüldü. Son olarak silahlarda Spartalı mızrağı hasarı %7.6 artırılırken çift namlu tüfek hasarı %10 azaltıldı ve 3'te 1 oranına menzili düşürüldü. Yani Vanda artık bu saatten sonra ne yazık ki oynanabilen bir karakter halinden çıkacak. Sadece bana kalan da arkadaşlar, sağlığını azaltsalar yeterdi. Abi sağlığı bir yanı, çift namlu tüfek gerçekten güzel vuruyordu. Hasarı böyle menzili çok iyiydi. Menzili de 3'te 1 oranında azaltılırken tüfek hasarı da %10 azaltılmış. Dengeleme değişiklikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi daha tam oyuna geldi mi gelmedi mi hiçbir şekilde bilmiyorum ama bence daha gelmemiştir. Çünkü haftaya geçireceğiz diyorlardı. Daha 3-4 günü vardır diye düşünüyorum. Ayın 9'una kadar vakitleri var. Ama bana sorarsanız burada benim en sevdiğim şeylerden birisi Jade oldu arkadaşlar. Leri oldu. Çünkü ikisi de gerçekten eskilerin can alıcı karakterlerindendi ve çok pasif kalıyorlardı yeni Yama'ya nazaran. Bunlar güzel şey yükselmiş. Bali'ye ekstra tank yapmışlar, bence hiç gerek yoktu. Pili çok beğendim ama biraz daha nerf getirilebilirdi abi. Kesinlikle biraz daha nerf hak ediyor. Ursula'yı çok bir yorum yapamayacağım. Lizzie güzel olmuş abi. Solo oynayanlar için Lizzie gerçekten güzel olmuş. Vanda'yı katletmişler. Keşke bu Vanda yerine arkadaşlar rakibi dengeleme değişikliği getirselerdi. Demek ki hala önümüzdeki ayı bekliyorlar. İyice böyle karakter oynansın. Biraz şikayetler artsın. En sonunda karakteri düşürürüz diye ümit mi ediyorlar artık hiç bilmiyorum ama Rakin'in de kesinlikle bu dengeleme değişikliği arasında yer alması gerekiyordu bana sorarsanız. Evet, sizler bu dengeleme değişiklikleri hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Alt tarafta yorumlar kısmında yazın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve 2 gün sonra yani salı günü
Bir sıkıntı olmazsa Davut'a Görev Ver serisinin yeni bölümü gelecek. Hazır olun. Bütün hype puanlarınızı Davut'a Görev Ver serisine saklayın arkadaşlar. Muazzam bir video oluyor. Çok güzel görevler var. Hepsini yapmaya çalışacağız. Haberiniz olsun. Evet, videomuz bu kadardı. Yeni videolarda görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Bay bay.